Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sevilen menülerden Tavuk Dünyası'nın kekiklim tarifini paylaşacağım. Dışarıda bir menü fiyatına evde 4 kişilik harika bir menü hazırlayabilirsiniz. Yapılış çok kolay, oldukça doyurucu bir menü. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Kekiklim menüsü için ben 600 gram tavuk göğsü kullanıyorum. Kişi adedine göre eksiltip çoğaltabilirsiniz. Fakat 4 kişi için yeterli geliyor. Tavuk göğsünü küp küp doğramıştım. Şimdi doğradığım tavuk göğsünün üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Gayet ekonomik. Dışarıda bir porsiyon yiyeceğiniz fiyata evde 4 kişilik hazırlayabilirsiniz. Tuz, karabiber, kekik ve de kimyon var. Köri var pardon. Bir tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Bu malzemelerin üzerine şöyle bir diş de sarımsak ekliyorum. Ve tüm malzemeyi karıştırıyorum. Aslında bu sosu hazırlayıp bir gece önceden bekletirseniz mükemmel oluyor. Vaktiniz yoksa da 2 saat önceden hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz. Tavuklarımı sosladım. Şimdi üzerini streçleyip dolaba kaldıracağım. Ve 2 saat dolapta beklettikten sonra kekikli menümüzü hazırlayacağım. Dolapta beklettiğim tavuklarımı alıyorum. Şöyle bir yaydıktan sonra tavukları yüksek ateşte pişmeye bırakıyorum. Tavuklarımız yumuşayıncaya kadar yüksek ateşte kapağını kapatmadan pişiriyoruz. Bu şekilde kapağını kapatmadan yüksek ateşte pişirdiğimiz zaman böyle ızgara lezzetinde oluyor. Tavuğumuz pişerken bir taraftan da yarım paket makarnayı kaynayan suyun içerisine aldım. Tuzunu ve biraz da zerdeçal ekledim. Makarnayı da burada haşlanmaya bırakıyorum. Haşlanan makarnamı süzdüm. Biraz tereyağı, bir yemek kaşığı tereyağı erittim. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. İçerisine birazcık kurutulmuş fesleğen ekliyorum. Ve haşlanan makarnamı hazırladığım sosun içerisine alıyorum. Bir kaşık kadar da krema ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra makarnamız hazır. Makarna ve tavuk pişerken ben de salata yapıyorum. Salata için de yarım iceberg marul kullanıyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Salata için az malzememiz var ve çok pratik bir salata. Marulları doğrayıp salata kaseme aldım. Burada birazcık maydanozum var. Maydanozları da kıyıyorum. Çok ince doğramak için çabalamamıza gerek yok. Genel olarak sebzeleri iri doğradığımız bir salata. Bir tane mor soğan yarım ay şeklinde doğruyorum. Normalde Tavuk Dünyası menülerinde kurutulmuş domates kullanıyorlar. Ben biraz acele yaptığım için domates ıslatmaya fırsatım olmadı. Evdeki çeri domateslerden doğruyorum. Doğradığım marulların üzerine soğan, domates ve maydanozu ilave ediyorum. Burada bir tane havucum var. Havucu da şöyle jülyen doğruyorum. Salatamızın üzerine birazcık da mısır ekliyorum. Yarım da limon suyu sıkıyorum. Ve sonrasında salatamız da hazır. Bu kadar pratik ve güzel bir salata. Tavuklarımız çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi kızaran tavuklarımızın üzerine bir paket kremayı ekliyorum.
Bir kibrit kutusu kadar kaşar peynir ekliyorum. Tavuğumuz, makarnamız, salatamız hepsi hazır. Salatalarımı şöyle servis tabaklarına alıyorum. Salatanın yanına hemen hazırladığımız kekikli tavuklarımızdan koyuyoruz. Oldukça bereketli ve çok lezzetli. Son olarak makarnalarımızı da hemen şöyle tavuklarımızın yanına alıyoruz. Ve bu şekilde menümüz hazır. Hem çok kolay, ekonomik ve oldukça doyurucu, çok güzel bir menü oldu. Deneyecek olan herkese afiyet, şifa olsun. Denemeyen kaldıysa bir an önce denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun.